Ondan esinlenerek bu çamuru da orijinaline birebir uygun bir şekilde restorasyon ettik. Komple bu arabayı bütün sacına kadar temizledikten sonra işte çürüdüydü efendim mesela onlar yapıldı. Orijinaline birebir uygun bir şekilde altının ziftlenmesi, kenarlarının orijinal mastiklerinin her şeyini yerine birebir uygun olarak yaptık ve birebir uygun olarak da elimizden gelince işte müzemize kazandırmaya çalıştık. Peki boyama aşaması kaç gün sürdü? Boyama aşaması biraz titiz bir işçilik istediği için 60 güne yakın bir zamanımızı aldı. Araba komple zımparalandıktan sonra? Tabii önce sacı komple tertemiz yapıyoruz. Kaporta işlemi bittikten sonra bir sacı astarı dediğimiz astarı uyguluyoruz. Ve sonra hataları belirleyerek önce hataları doldurmak kaydıyla macununa başlıyoruz. Macun aşamasının bittikten sonra zımparası ve tekrar bir kontrol geçiyor. Kontrol macunundan sonra astar aşamasına geliyor. Astarı yapıyoruz. En sonunda macununda görünmeyecek kadar o göz ince gözenekleri tekrar bir yoklama aşamasından geçirdikten sonra en son boya aşamasına geliyoruz. Tabii çok titiz bir işçilik, çok titiz bir temizlik sonrasında boyamasına ancak o şekilde başlayabiliyoruz. Arabanın orijinal rengi de mi yeşildi? Arabanın orijinal rengi yeşildi ve biz o renge uygun birebir boyayı internetten bularak bu boya tekrar üzerine uyguladık. Boya da yurt dışından sipariş edilerek getirildi. Tabii. Onların da hepsini yurt dışından orijinalle birebir gün tedarik ettik ve aracımızı uyguladık. Peki şimdi bu aracımızda ne eksiklikler kaldı? Yani ne eksiklikler giderildikten sonra tamamlanacak? Şimdi aracımızı aldığımızda biz bayağı bir bitik durumdaydı. Üzerindeki bazı parçaların birçoğu eksikti. Aksesuar parçalarını bekliyoruz. Ondan dolayı şu an kaporta boyası bitti. Fakat işte aksesuar parçaları yurt dışından geldiği zaman müzemize kazandırmış olacağız bunu da.